15 Temmuz darbe girişiminin ardından 8 yıl geçti. Türkiye Cumhuriyeti Münih Başkonsolosluğu tarafından bu bir anma günü düzenlendi. Bismillahirrahmanirrahim. UID Bayan Bölge Gençlik Sorumlusu. Burada görmüş olduğumuz resimler aslında her şeyi anlatıyor. Biz öyle bir ırkız ki tankın önünde durabiliyoruz. Biz öyle bir ırkız ki vatana herhangi bir zarar geldiğinde renk, din bakmadan tankların önüne atlayabiliyoruz. Bu anlamda günde beraberlik mesajı vermemiz, her kesimden insanları kapsayıcı bir şekilde bugün anlam ve önemini binaen bir araya getirmemiz bence önemli. Tabii 15 Temmuz'un üzerinden 8 yıl geçti. Hepimizde birçok travma bıraktı. 8 yıl boyunca olayı farklı boyutlarıyla anlamaya çalışıyoruz. Hepimiz idrak etmeye çalışıyoruz ve her yıl geçtikçe üzerinde araştırmalar yapıldıkça, yeni deliller ortaya çıktıkça ne kadar köklü, ne kadar derin ve ne kadar organize bir hareketle karşı karşıya kaldığımız, çok boyutlu bir hareketle karşı karşıya kaldığımız bakıyorum açıkça söylemek gerekirse. Çünkü Türkiye 100 yılı iddiası... Değerli misafirler, her şeyden evvel bu kıymetli program için ve davetler için Sayın Başkonsolosumuz başta olmak üzere eğitim ateşimize çok teşekkür ediyorum. Ve Münih'te sizlerle bir arada olmaktan böyle özel bir günde onur duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Haber geçmeye başladı. Buradan öğreniyordu olan kendileri. Sanki bir askeri tatbikat gibi Boğaziçi Köprüsü'nün tanklar tarafından kapatıldığı deniyor. Ne kadar FETÖ mensubu var vesaire. Bu tespitler ortaya çıktıktan sonra üzülerek söylüyorum ki ben aynı zamanda diplomatik mezunuyum. Bu bir menfaat çetesiydi ve bizim bu zafiyetlerimizi haddinden fazla kullandılar. İsmim Necip Şahin, Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federasyonu Genel Başkanıyım. Ben sormak istediğim soru şu. Aynı zamanda bir Osmanlı kurmayı olan tartışmasız dünyanın bana göre, bize göre en büyük lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli laiklikdir. Birisi çıkıyor ki bilmem İsmail Ağa, birisi çıkıyor ki menzil, birisi çıkıyor ki başka işte yanmayan kefen yaptım. Şimdi İslam dini bu kadar zayıf bir din mi? Bizim yüce dinimiz niye laiklikle korunup, korunup derken din ve laiklik, vicdan laiklik dinimize bir vicdan özgürlüğü getirecekken niye biz devletimizde bu laiklik kavramını daha güzel uygulayarak bu insanları biraz daha dışarıya, devletin dışına sürme görevimizi kullanmıyoruz? Yani buradaki bütün konuşmalarda benim dikkatimi çekti. Ülkemize sızan, bu insanların sızmalarını bundan sonra önlemek için duymak istediğim benim sizden, Sayın Ateşimizden en çok duymak istediğim sözcük buydu. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli laiklikse bugün hiç burada bu laiklikten duymadık. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Bahsettiğiniz şey tam da bu laiklik üzerineydi. Devlet bünyesinde hiçbir cemaatin bir grubun ön plana çıkmaması, her vatandaşa eşit hakka sahip olması, kendi işlerini takip etme ve yürütme konusunda da eşit bir statüde olması. Kişiler sosyal hayatlarında istedikleri gibi, istedikleri grup içerisinde yaşayabilirler. Laiklik bunu da çünkü garanti altına alır. O cemaat, bu cemaat, o kendisini tasavvufun bir konuda mutlu görüyorsa orada yaşar. Ama oradaki birlikteliğini, beraberliğini bir devlet dairesi içerisinde getirip de bu benim taraftarımdır diye girdiği yerde her şey gider. Buna müsaade edilemez asla. Bizim bahsettiğim şey de tam da buydu zaten. Bunu da yeri geldiği zaman vurguladık. Bunun ismine layıklık demesek de kastettiğim şey bu. Sosyal hayatta kişilerde özgürlükleri ama devlet bünyesinde hiçbir yapının, grubun bu sadece dini bir cemaat olmakta kalmaz. Sosyal demokratların bir bakış açısı da olabilir. Ben sosyal demokratları buraya toplayacağım. Bu da bir taraftarlık oluyor. Ona da müsaade etmemek lazım. Layıkse ve devlet içerisinde tarafsızsak
toplumumuzun her kesimine eşit bir şekilde yaklaşmak, herkese, herkesin çocuğuna eşit fırsatları sunmak ama tekrar ediyorum, devlet içerisinde taraftarlık yapmamak, grupçuluk yapmamak. Bizi bitiren bu olduğunun önüne geçeceğiz. Bırakın insan.